Sevgili gençler, hepinizi Yüce Rabbimin selamıyla selamlıyorum. Allah'ın rahmeti, bereketi ve mağfireti hepinizin üzerine olsun. Yüce Rabbim bizleri her türlü belalardan, musibetlerden, görünür görünmez pisliklerden, virüslerden muhafaza eylesin. 9. sınıf 4. üniteye geçtik. Gençlik ve değerler ünite başlığıyla beraber dersimizi devam ettireceğiz. Bu ünite dört temel konudan meydana gelmiştir. Bunlardan birincisi değerler ve değerlerin kaynağı. Yani özellikle çevremizde değerlerin oluşumunda dinin ve örfün ve adetlerin değerlerimiz üzerinde ne kadar etkisi var? Bu konuları inşallah bu başlıkta değerlendirmeye çalışacağız. İkinci konumuz gençlerin kişilik gelişiminde değerlerin yeri ve önemi konusu. Üçüncü başlığımız ise temel değerler. İslam dininde bütün alimlerimizce ortak kabul edilen temel dört değer konusunda sizi bilgilendirmeye çalışacağız. Son konumuz ise İsra suresi 23 ve 29. ayetlerden mesajlar çıkarmaya çalışacağız. Şimdi öncelikle değer nedir? Bu kavram üzerinde biraz zihnimizi yormakta fayda var. Şimdi çevremizde özellikle mesela bazı şeyler vardır bizim için çok değerlidir. Biz bunlara önem veririz. Aslında değer kavramı tamamen bu zihnimizdeki düşünceyle yakından alakalıdır. Şimdi bir toplumda veya toplumsal grupta bireylerin benimseyip uyguladıkları her türlü düşünce, davranış, kural ve kıymetlere değer denir. Değerler tabii fikir ve felsefi anlamda düşünen birçok alimlerimiz ve öğretim görevlilerimiz tarafından farklı farklı değerlendirilmiştir. Ben size Erol Güngör'ün değerlerle ilgili tanımını burada zikretmekte fayda görüyorum. Erol Güngör değer için söz, tutum ve davranışlara iyi, kötü, güzel, çirkin, doğru, yanlış ve benzeri şekillerde kıymet biçilmesi, hüküm ve yargıda bulunulması şeklinde değeri tanımlamıştır. Örneğin bir tablo çok güzeldir. Ticarette dürüst olmak çok önemlidir gibi hüküm ve yargılar birer değer ifade ederler. Değerler maddi ve manevi olmak üzere ayrıldığı gibi farklı isimlerde de ayrılabilir. Maddi değerler dendiği zaman gözle görülebilir, somut olan değerler ön plana çıkarken manevi değerler dediğimiz zaman gözle göremediğimiz ama toplumda yaşantı olarak onu hissettiğimiz soyut değerler ön plana çıkar. Tabi değerler genel olarak değişebilir ve değişmez değerler olarak da sınıflandırılır. Örneğin düğün, cenaze ve benzeri törenler toplumdan topluma değişebilir. Değişmez yani nihai olanlar ise genelde ahlaki değerlerdir. Adalet, sevgi, saygı, doğruluk, dürüstlük, özgürlük, eşitlik, kardeşlik, paylaşma ve yardımlaşma gibi değerler daha ziyade bütün toplumlarda ortak olarak kabul edilen değişmez değerlerdir. En genel anlamında iyi kötü denildiğinde ahlaki değerler, güzel çirkin denildiğinde estetik değerler, helal haram denildiğinde dini değerler, vatan millet denildiğinde ise milli değerler anlaşılır. Yani biz değerleri sınıflandırırken daha ziyade konusuna göre sınıflandırmaya çalışıyoruz. Bu anlamda değerleri daha iyi anlamamız için bu ölçütlerimiz bize yardımcı olmaktadır. Şimdi kişinin belirli durumlarda nasıl davranacağını belirleyen değerler onun değerler sistemini oluşturur. Tabii bu konuda Allahu Teala bizleri annelerimize, babalarımıza emanet etmiştir. Annelerimiz, babalarımız temel değerleri aile ocağı dediğimiz, aile yuvası dediğimiz ortamda yani en temel değerlerimizi kazandığımız okulda bizlere kazandırırlar. Şimdi değerlerin oluşumunda en etkili olan faktör özellikle dindir. Çünkü din, ahlak, örf, adet, gelenek ve hukuk toplum düzenini sağlamada belirleyici olan en temel unsurdur. Değerlerin oluşumundaki en önemli kaynak ve en etkili unsurlardan biri bu anlamda dindir. Çünkü tarih bilimi insanların her coğrafyada, her dönemde değerler sistemini bir inanç kaynağına dayandırdığına işaret etmektedir. Din, insanın hayatını anlamlandırmada katkı sağlayan, değerler hiyerarşisinde yol gösteren,
Yani insanı iyiye, güzele, doğruya yönlendirip kötülüklerden sakındırmayı amaçlayan bir kurumdur. Böyle olunca da hepimiz çocukluk dönümlerimizden hatırlarız. Temel dini değerlerimizi hep böyle yaz kurslarında camilere gittiğimiz zaman, camide nasıl davranılması gerekir, Kur'an-ı Kerim'de bize verilen mesajlar nelerdir, o konuları temel olarak bu kurslarda öğrenmiş bulunmaktayız. Şimdi okullarımızda tabii din, kültürü ve ahlak bilgisi derslerinde de bu temel değerlerimizi öğrencilerimize kazandırmak için çaba sarf ediyoruz. Dinin hem kaynak olarak hem de oluşumunda etkili olduğu değerlerin başında ahlaki olanlar gelir. Dinin ahlaki değerleri etkilemesinin temel nedeni buyruklarının insanları iyiye, doğruya, güzele, adalete, huzur ve mutluluğa davet etmesidir. Örneğin toplumumuzda öksüz ve yetimlerin ihtiyaçlarını gidermek, küçükleri sevmek, büyüklerimize saygılı davranmak, akraba ve komşularla iyi ilişkiler kurmak, evimize gelen misafirlere ikramda bulunmak gibi önem verilen değerlerin temel kaynağı dinimizdir. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala şöyle buyurmaktadır. Allah size emaneti ehil olanlara vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Nisa suresi 58. ayeti kerimede Yüce Rabbimiz bize yol göstermektedir. Özellikle birçok sanat eserinin ortaya çıkmasında veya onların şekillenmesinde dinin en temel faktör olduğunu bu ifade edebiliriz. Şimdi değerlerle din arasındaki ilişki dinin değerlerin yaptırım gücüyle yakından alakalı olduğunu da söyleyebiliriz. Örneğin hırsızlık yapmamak, yalan söylememek, gıybet etmemek yani dedikodu yapmamak, doğruluk, dürüstlük, saygı, sevgi, sözünde durmak birer ahlaki değerdir. Ancak bu ahlaki değerler değişmez ve evrensel niteliklerini dinden almaktadırlar. İnsanlara yalan söylemek niçin iyi değildir diye sorulduğu zaman genelde hemen hemen aynı cevabı alırız. Çünkü dinimiz Allah bize yalan söylemeyi yasaklamıştır şeklinde cevap alabiliriz. Bunun gibi sokaklarımızda ailelerimizin birlikte komşularımızla beraber yapmış oldukları iftarlar, yani yine İslam dininin bizi nasıl şekillendirdiğini, değerlerimizi nasıl kazandığımıza örnek olarak verilebilir. İslam dininde Müslümanlar birbirlerinden sorumludurlar. Anne babalar çocukların ihtiyaçlarını kazandırma konusunda veyahut da onların ahlaki gelişimleriyle ilgilenme konusunda sorumludurlar. Yine biz komşularımızla iyi iletişim içinde olmamız gerekiyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, komşusu aç iken tok yatan bizden değildir buyurmaktadır. Bu da özellikle değerlerin oluşmasında dinin ne kadar etkili olduğunu en güzel gösteren alamettir. Şimdi değerlerin oluşmasında dinin dışında örf ve adetlerin de etkisi vardır. Bu konuda öncelikle örfün ne anlama geldiğini iyi bilmek gerekiyor. Örfün diğer bir anlamı da gelenektir. Örf ve gelenek bir toplumda yasalarla belirlenmemiş ancak eskiden beri uygulana gelen nesilden nesile aktarılan davranış biçim ve kurallarına denir. Yani aklın ve dinin iyi ve güzel bulduğu, toplumun alışkanlık haline getirdiği davranışlar, örneğin küçükleri sevmek, akrabayı ziyaret etmek, ana babaya saygı göstermek, yaşlılara yardımcı olmak birer örftür. Şu anda koronavirüsü sebebiyle birçok Batı ülkesinde özellikle yaşlıların yoğun bakım ünitelerine bile alınmamaları, ölen yaşlılar özellikle sosyal güvenlik açısından devlete katkı sağlayacağı düşünülerek onların ölüme terk edilmeleri onların nasıl bir örf ve adete sahip olduklarını gösteriyor. Bizim toplumumuzda ise özellikle büyüklerimiz, yaşlılarımız bizim için çok saygı değerdir. Onları biz bayramlarda ziyaret ederiz, ellerini öperiz. Onların dualarını almaya çalışırız ve bu bağlamda koronavirüs sebebiyle mesela devletimiz özellikle 65 yaşı üstünde olan yaşlılarımıza kolonya ve maske dağıtılması ile alakalı çalışmaları başlattığını televizyonlardan duyduk. Tabii bu bizim örfümüzde büyüklerimize ne kadar saygılı olduğumuzun en güzel alametidir. Adet diğer anlamı ise görenektir. Bir toplumda eskiden beri uygulana gelen
kural, töre ve davranış biçimlerine denir. Örneğin düğün ve sünnet merasiminin yapılış biçimi, misafirlikte uyulması gereken kurallar birer adettir. Başka bir ifadeyle evlilikte düğün yapmak bir örfken, düğünün yapılış biçimi, nerede yapılacağı ile ilgili uygulama daha ziyade adettir. Dolayısıyla örf ve adetler arasında çok yakın bir ilişki bulunmaktadır ve biz örf ve adet kavramını veyahut da gelenek ve görenek kavramını bu anlamda hep birlikte kullanırız, iç içe kullanırız. Örf ve adetler toplum hayatında önemli işlevler görür. Toplumun kaynaşmasında, milletin kimliğinin oluşmasında ve onun devam ettirilmesinde önemli yeri vardır. Toplumda örf ve adetlerin oluşmasında dinin önemli bir etkisi de vardır. Bunu ifade edebiliriz. Özellikle çocukların dünyaya geldiklerinde onlara ad koymak, erkek çocukların sünnet ettirilmesi, dini gün ve gecelerde mevlid okutmak, misafire hürmet ve ikramda bulunmak gibi pek çok örf ve adet kaynağını dinden almaktadır. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala bir selam ile selamlandığınız zaman siz de ondan daha güzeliyle selamlayın buyurmaktadır. Dinimize göre selam vermek sünnetken selamı almak farzdır. Kız isterken Allah'ın emri, peygamberin kavliyle söze başlamak yine aynı şekilde bizim toplumumuzda dinimizin örf ve adetlerimiz üzerinde ne kadar etkili olduğunu en güzel gösteren alametlerdir. Tabii din örf ve adetlerin değişmesinde de etkilidir. Çünkü toplumlar benimseyip uyguladıkları örf ve adetleri inandıkları dinin değerleriyle çatışmamasını isterler. Yani şöyle ifade edebiliriz. Bazen toplumlarda dine aykırı olan bir takım örf ve adetler bulunmaktadır. Gelenekler ve görenekler bulunmaktadır. Özellikle İslam dini toplumlardaki birçok İslam'a uymayan örf ve adetlerin ortadan kalkmasında da önemli katkılar sağlamıştır. Özellikle günümüzde başlık parası, töre cinayetlerinin en çok ortadan kalkmasında en önemli faktör dindir. Bunu da burada ifade etmekte fayda var.